Çay da içer misiniz? Hayır, çok teşekkür ederim. Kahve kafi. Vakit de çok geç oldu zaten. Şu an saat 5. Bir an evvel sunuma geçsek çok iyi olur. Tabii ki. Mert, başlayalım. Bence aklınızdakileri söyleyin. Hani ondan sonra geçelim sunuma. Ben gayet net anlattığımı düşünüyorum. Evet. Tüm detaylara konuştuk. Seni bekliyoruz Mert. Saat de geldi zaten. Konuşacaklarımızı sunumdan sonra detaylıca masaya yatırabiliriz. Ben hala sunumdan önce konuşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Mert, sunuma geçelim. Lütfen. Sunum? Tabii sunuma geçe... Hazır. Efendim hoş geldiniz. Sunum esnasında bir sıkıntı çıkmaması adına bilgisayarlarımızı kontrol ettirdik. Kıymetli vaktinizden çalmak istemedik. Teşekkür ederim. Leyla Hanım, çalışanlarınız da sizin kadar ince. Çok teşekkür ediyorum. Öyleyse hemen sunuma geçelim. Hemen. Oy köşe kapabilirsin. Evet, biz de vakit kaybetmeden hemen sunumumuza başlayalım. Burada görmüş olduğunuz kostümler... Hadi bakalım Öykü Hanım. Aşkın ne kadar işe yarayacak görelim bakalım. Güzel bir tanışma oldu. Harika bir sunumdu. Bunu herkese anlatacağım ve örnek göstereceğim. Çok teşekkür ederiz. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Leyla Hanım, iş sizindir. Bu pırlanta gibi evladı iyi değerlendirin. Gerçekten boyunuz kulağa geçmiş. Sizinle daha çok güzel işler yapacağız. Hiç şüphem yok. Hoşça kalın. Ben size eşlik edeyim. Tabii. Nasıl olur ya? Böyle bir şey olmasa imkansız. İnanamıyorum. Ne o? Çok mu şaşırdın? Neden bahsediyorsun sen? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Öykü. Bir teşekkür etmek istedim. Sen benim iyilik meleğim misin? Evet. Selam. Selam. Bir yere mi gidiyorsun? Evet gidiyorum. Nereye peki? İş seyahati falan mı? Hayır. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Yani Çınar, bana da söyleseydin de ben de böyle valizini toplarken öğrenmeseydim. Çınar konuşur musun benimle? Konuşacak bir şey yok. Ya niye benden habersiz gidiyorsun? Niye konuşurken yüzüme bile bakmıyorsun Çınar? Beni burada cevabı olmayan bir sürü soruyla baş başa bırakıyorsun. Boşuna yorma kendini. Söyledim ya sana. Sadece biraz uzaklaşmak istiyorum. Çınar. Yaralısın görüyorum. Ama yaranları da bana göstermiyorsun. Bak. Bak sen kanıyorsun. Ve sustukça o kan bana da bulaşıyor. Gel beraber saralım yaranı. Bu kadar mesele yapılacak bir şey yok. Abartmayalım istersen. Sadece biraz kafa dinlemek istiyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Konuşacaksın. Günlerdir doğru düzgün konuşmuyorsun benimle, kaçıyorsun benden. Çınar, ben bu sessiz muameleyi hak etmiyorum.
Bana ne olup ne bittiğini söylemeden şuradan şuraya gidemezsin. Öyle mi Deniz? Madem açık açık konuşmak istiyorsun. Tamam. Her şeyi konuşalım o zaman. Bu evlilik gerçek bir evlilik olmamış olabilir. Biz anlaşmalı bir evlilik yapmış da olabiliriz. Ama bu gidip de başka erkeklerle görüşeceğini anlamına gelir mi bilmiyorum. Ne diyorsun sen? Al işte. Yaramı açmak istedim, ben de söyledim. Benim yaramı açan da kanatan da sensin. Lütfen açık konuşur musun Emine Çınar? İsim mi vermemi istiyorsun? Tamam. Madem açık açık konuşuyoruz isim de verelim değil mi? Hatta önce sen anlatmak ister misin? Neler saklıyorsun benden? Sen neden bahsediyorsun? Ben senden hiçbir şey saklamadım. Yeter artık Deniz. Ben her şeyin farkındayım. Serdar'la görüştüğünü biliyorum. Çınar. Bak pişman olacağın laflar ediyorsun. Sinirlisin şu an. Sakinleş, öyle konuşalım tamam mı? Ben kendimle yeterince konuştum. Sana gönderdiği çiçeği. Şalını eve getirmesini. Sarılmanızı. Hepsini kendimle günlerce konuştum. Şan mı? Boş ver Deniz. Yorma kendini. Benim gördüklerim yeterince açıktı. Ne ima ediyorsun ya sen? İma etmiyorum Deniz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Gözümün içine baka baka başka erkeklerle gönül eğlendirmene izin veremem. Ben bunu yapamam. Bu kadar mıydı ya senin bana verdiğin söz? Çınar, sen bana güvendiğini söylemiştin. Sen benim güvenimi boşa çıkardın. Beni hayal kırıklığına uğrattın Deniz. Ben inanamıyorum sana ya. Ben sana inanamıyorum. Ben seni bu kadar yanlış tanımış olamam Çınar. Seni yanlış tanıyan esas benim. Benimle oynamana izin verdim. Ama bitti. Bu evcilik oyunda bir nokta koyma zamanı geldi. Buraya kadar. Yazık. Çok yazık Çınar. Yetmedi bir de kapıyı çarpıp gidiyor. Arkana bakmadan kaçıp gidersin böyle. Hem suçlu hem güçlü. Her şeyi parçaladın Deniz. Her şeyi yok ettin. Bir daha toplanmaz ki bu parçalar. Anneciğim. Seninle ne kadar gurur duysam az. Kimin oğluyum? Yani bu zamana kadar bana öğrettiklerin sayesinde benimle gurur duyuyor olman gerçekten çok normal anneciğim. Bence sen artık gururdan daha fazlasını hak ediyorsun. Allah Allah, sürpriz mi geliyor? Sürpriz değil. Olmasa gereken şey oluyor diyelim. Anneciğim söylesene, çatlatma adamı. Büyük bir işin altında kalktı. Artık genel müdürsün. Genel müdür mü? Ciddi misin? Gerçekten genel müdür mü oldum ben? Aynen öyle. Anneciğim ya. Anneciğim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Eminim. Yoksa seni bu göreve getirmezdim. Yani şimdi ben tek başıma karar alabiliyorum değil mi? Yani ciddi ciddi genel müdür oldum ben. Genel müdürsün ve yetkilerin artı. Ya aslan annem benim ya. Aslan annem iyi ki varsın. Seni asla mahcup etmeyeceğim anneciğim, hiç merak etme. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok affedersiniz, artık bir genel müdür olarak hareketlerime ve davranışlarıma dikkat etmem lazım. İsterseniz size bir kahve ısmarlayabilirim. Tamam oğlum. Buyurun. (Gülüyor)
yapıyorsun burada tek başına? Ağladın mı sen? Yok, hayır. Bir şey yok, önemli bir durum değil. Ya bak, kırılırım ama anlatmazsan. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Neye üzüldün? Hadi anlat. Esin, gerçekten bir şey yok. Benim sadece yalnız kalmam lazım şu an. İçine atarsan daha kötü olur ama. Hem yabancı mıyım ben? Dertleşemeyecek miyiz kız kıza? Bak, gerçekten bir şey yok. Söz veriyorum. Bir şey olursa ilk seninle konuşacağım, tamam mı? Tamam o zaman. Ben her zaman buradayım ve seni dinlemeye hazırım. Bunu unutma, olur mu? Ben seni kendinle baş başa bırakayım. Pınar, ne yapıyorsun bu güzel havada böyle tek başına? Hadi gel, bahçede bir kahve içelim. Biraz çalışmam lazım. Canın mı sıkkın senin? Ya üzgün görünüyorsun. Yok bir şey misin? İyiyim ben. Sadece yorgunum. Yorgunsun ve çalışmam lazım diyorsun Çınar. Esin, iyiyim ben. İşe gitmem lazım. İş yorgunluk beklemez. Peki. O zaman ben sana şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi yapıp getireyim. Esin'cim çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ama istemiyorum. Hatta bayağı vakit kaybettim. İşe başlamam lazım hemen. Mesaj alındı. Hadi Esin, iyi günler diyorsun. Çıkıyorum ama aklımdasın. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenebilirsin. Sağ ol. Annelerin en güzeli. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Yoksa bir şey mi isteyeceksin demeliyim? Aa, aşk olsun Ahu Hanım. Artık annemizi de öpemiyoruz. Hemen bir neden aranıyor altında. Tamam kızım. Ha, ne bileyim, senden böyle sevgi dolu tavırlar göremeyince şaşırdım. İyi o zaman. Ben bir odama gidip birazcık somurtayım da gönlün olsun. Bak şimdi, lafın altında da kalmıyorsun. Güzel kızım benim. Senin yüzün hep böyle gülsün. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben artık her zaman mutlu olacağım. Mert Bey. Öykü Hanım. Bugün yine yüzünüzde güller açıyor. Sebebini duyduktan sonra siz de çok sevineceksiniz. Ne oldu? Söyle. Tanıştırayım. Karşınızda şirketin yeni genel müdürü Mert Kocabey. Ne? Ciddi misin? Hiç olmadığım kadar. Tebrik ederim. Ben sana inanıyorum. Sen daha iyi yerlere geleceksin. Ve yine senin sayende. Ya benimle ne alakası var ki? Sen hem yeteneklisin hem çalışkansın. Geldiğin yeri sonuna kadar hak ediyorsun. Ya bırak şimdi mütevaziliği, alçak gönüllülüğü. Sen olmasan asla başaramazdım. Birincisi müşteriye rezil olurdum. İkincisi sunumu yapamazdım. İyi ki varsın. Şunu dürtmenin zamanı geldi. Hatırlatalım bakalım kendimizi. Efendim. Ahucuğum. Aa, ayran içtik ayrı mı düştük ayol? Unuttun bizi. Sizi unutmak ne mümkün.
Aa, mümkün herhalde. Baksana, biz aramasak hiç aramayacaksın bizi. Numaramı nereden aldınız? Ayol, düşman mıyız biz? Ayıp oluyor ama. Yok, telefonum da kayıtlı değil. O yüzden şaşırdım tabii. Tamam tamam Ahucuğum. Şaka yaptım hayatım. Sana çok güzel haberlerim var. Pırını pırtını toplayıp buradan gidiyorsundur umarım. Evet. Ahucuğum, anlamıyorum seni. Sesin gelmiyor, çekmiyor mu senin olduğun yerde? Ne haberi vereceksiniz Cahil Hanım diyordum. Aa, öyle kuru kuru söyleyemem vallahi. Sen kahveleri hazırla, ben geliyorum. Benimki şekerli olsun, tamam mı? Cahil Hanım, evde temizlik var. Mümkün değil. Ay, ben yabancı mıyım Allah aşkına? Temizliği biten odaların birinde otururuz. Cahil Hanım, ben şu an sizi ağırlayamam. Ay, tamam tamam, geliyorum ben. Görüşmek üzere. Ah abla, ah. Başıma açtığım belalar gitgide büyümeye başladı. Nasıl kurtulacağım ben bu kadından ya? Umarım bir aptallık yapıp Deniz'le Öykü'yle konuşmamıştır. Ama her şey beklenir bu kadından. Kimle konuşuyorsun? Ay, kimseyle konuşmuyorum Ay, sen nereden çıkardın? Aa, kulaklarımla duydum. Kendi kendine konuşmaya mı başladın? Ay şey, televizyon açıktı da benim dizi başlamış. Ona söylenip duruyordum. Ben şu mutfağa bir gideyim bakayım. Yapılacak işler var mı? Yalçın. Sürpriz. Ne o? Mutluluktan konuşamıyorsun. Çok mu özledin beni? Keşke haber verseydin geldiğini. O zaman sürpriz olmazdı. Ve bu güzel yüzünü aldığı ifadeyi görememiş olurdun. Hadi gel içeri. Bunlar niye evdesin? Dışarıda halletmem gereken işler vardı, onları hallettim bu. Holding'i aradım, bütün toplantıları iptal etmişsin. Evet, öyle oldu. Dışarıdaki işlerim çok önemliydi, o yüzden onlarla ilgilendim. Bana anlatacak bir şeyin var mı? Yok, anlatılacak bir şey yok baba. Peki, öyle olsun. Ama bugün 17'deki toplantı çok önemli. Mutlaka katılmanı istiyorum. Baba, ben o toplantıyı çoktan erteledim bile. Ben de aradım, ertelenmemesi için rica ettim. Çınar, projeleri bu kadar ileri atarsak elimizde yapacak iş kalmayacak. Hadi toparlan, kendine gel. Baba bak, ben sana her seferinde söylüyorum. Bahane istemiyorum. Hadi hazırlan. Birlikte holdinge gideceğiz. Sen çok özlemişsin belli ama önce bir dur. Sen beni özledin mi? Özledim tabii ki. Tamam. Niye hiç orada gitmiyoruz? Önce içeri gitmeden anlat bakalım, dünyanın bir öbür ucu nasıldı? Ya sıkıcı. İşte iş toplantıları, birine çıkıp birine girdim. Sadece iş diyorsun yani. Hayır canım. Sadece iş değil tabii. İşten arada kalan zamanda seni özledim söyle. Pek inandırıcı gelmedi ama neyse. Daha sürprizimiz bitmedi ama. Bunu bana mı aldın? Tabii sana aldım hayatım. Dünyanın öbür ucundayım diye seni kalbimden çıkaracağım mı sandın? Teşekkür ederim. Buyurun Cahil Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ahucuğum içeride mi? Ahu Hanım, Ahu Hanım. Ahucuğum. Hoş geldiniz. Aa canım,
Ne oldu, senin neyin var? Moralin bozuk gibi, böyle bir keyifsizsin. Yok bir şeyim. Sadece başım ağrıyor. Ben şimdi o baş ağrını alırım. Suzan, bize iki tane kahve yapar mısın? Terasta mı içelim? Suzan, kahveleri terasa getir. Peki efendim. Ay çok önemli şeyler anlatacağım sana. Gel, gel. Her şey zamanla öyle güzel olacak ki. Bu yaşadığımız günleri hatırlamayacağız bile. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Birbirimiz için yaratıldığımız eninde sonunda sen de anlayacaksın. Aramıza girmek isteyenleri yıkıp geçtiğimizde mutlu günlerimiz başlayacak. Tüm dünya gerçeklerinden daha çok seviyorum senin için. Anlatacak mısınız artık? Ay yeminle öyle bir şey oldu ki. Anlatın hadi. Aysel barışmaya ikna oldu. Ne? Nasıl yani? Vallahi kendi ağzıyla söyledi. Hem de öyle içten ve samimiydi ki. Yok canım, öyle bir şey söylememiştir. İnatçıdır o. İnadı mınadı kalmamıştı onun. Çok mutluydu. Deniz ve Öykü de öyle. Ne? Onlar da mı öğrendi? Öğrendiler tabii. Çok mutlulardı. Oldu, oldu. Ben de çok güzel oldu. Sonra alarm sesi. Ne alarmı? Ne diyorsunuz siz? Saatin alarmı canım. Öyle apar topar uyandım. Anlamadım. Hepsi rüyaymış canım. Niye o çektiniz Ahu Hanım? Yok, ben şaşırdım sadece. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Yani siz baştan beri rüyanızı mı anlatıyordunuz bana? Ay o kadar gerçekti ki. Ağlayarak Öykü'ye Deniz'e sarılmıştın. Ah yavrularım, teyzeniz sizin büyüdüğünü nasıl göremedi diyordun. Yemin ederim iki gözüm önüme aksın. Gözyaşlarım süzülmüştü yastığa. Senin acını şuramda hissettim. Rüya işte. Çok dert etmeyin siz. İki kardeşin küstüğü nerede görülmüş hayat? Hayat işte. Her şey biz insanlar için. Bak biz de abimle küstük ama barıştık. Dünya hali. Yarın bir gün senin başına bir şey gelse Aysel'in ciğeri yanar. Sana bir müjdem var diyordunuz. Bu muydu? Hiçbir şey unutmuyorsun. Ben bu rüyamı Aysel'e anlattım. Vallahi bana öyle geliyor ki yumuş yapış gibi. Hatta barışmak istiyor ama bir türlü söyleyemiyor. Bence siz gereksiz yorum katıyorsunuz olaylara. Gel, inat etme. Bak, yeğenin Deniz de gözünün önünde ve teyzesi olduğunu bilmiyor. Hala? Aha, tatlım. Gelmişsin, hiç haber vermiyorsun. Ahu Hanım kahve içelim diye ısrar edince kıramadım onu. Afiyet olsun ikinize de. Tatlım, rengin soluk gibi senin. Hasta değilsin değil mi? Yok halacığım. Dün gece çok uyudum, ondandır. İyi o zaman, hadi gel. Birlikte oturalım. Annemler nasıl halacığım? Sen nasılsın? Biz iyiyiz hayatım. Asıl sen nasılsın? İyiyim ben, gayet iyiyim. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim. Ahu Hanım burada yanındayken gözüm hiç arkada kalmıyor. Sana çok iyi bakmışlar, baksana belli yani. Allah herkese böyle bir elti nasip etsin. Ay 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 ay, bakar mısın ya? Şu yeğenimizin güzelliğine bakar mısın? Prenses, prenses. Yeğenim demek istedin herhalde halacığım. Aa, tabii ki sen yalnızca benim yeğenimsin hayatım.
Bunda benden başka bir akraban mı var? Keşke başkalarının da böyle bir yeğeni olsa. Aysel Hanım'ın sağlığından bahsediyordunuz. Evet ya. Unuttum bir anda. Annem iyiydi mi hala? Tuf gibi maşallah ayaklandı. Dikişler dikiyor. Şu iş meselesini bir an önce halletmen lazım Şevki. Bakıyorum Aysel de. Ya ekmek aslanın ağzında. Bu zamanda gencecik çocuklar bile iş bulamıyorlar. Ne yapacağız peki? Böyle oturacak mıyız? Taksitlerin ödenmesi lazım. Biliyorum. En kısa zamanda iş bulacağım, merak etme. Sadece benim moda evinden kazandığımla olmuyor ki. Taksitlerin birkaçını ödedik ama sonrasını ne yapacağız? Tamam Aysel. Herkese haber saldım. Haber alır almaz hemen beni arayacaklar. Allah yüzümüze baksın Şevki, ne diyeyim? Amin. Neyse ben bir mutfağa gireyim, geç oldu saat. Arkadaş, taksit paralarını da kumara yatırdık. Elde yok, avuçta yok. Ben ne yapacağım şimdi ya? Efendim Turgut. Yalçın? Karıcığım. Sesim yakından geliyor mu? O ne demek oluyor? Geldim demek oluyor. Sevinmedin mi? Yani geliyorsun. Şimdi mi haber veriyorsun bana? Hadi yoldayım ben şimdi, geliyorum. Evde hasret gideriz. Ay hadi, gözünüz aydın. Kocanız mı geliyor? Evet, yoldaymış. Gözünüz aydın. Sağ ol. Fehmi Beyciğimi göremedim. Nasıllar, sıhhatleri nasıl? İyilerdir inşallah. Babam gayet iyi. Her zamanki gibi işinin başında. Ben Çınar'ı da göremiyorum uzun zamandır. Damat mı, evlat mı? İnanın ayıramıyoruz. Akşam yemeğine kal alacığım. Çınar'ı da görmüş olursun hem. Ay yok taneler. Ay tamam, gideriz. Yok, onun için söylemedim. Malum eşim geliyor ya, uzun zamandan beri görmedim. Hani akşam yemek hazırlığı yaparım. Hani ailece yemek yeriz diye. Heyecanlandı. Kocası geliyor ya. Sen hiç merak etme. Ben hiç alınmam böyle şeylere. Ay, biz aile sayılırız burada. Hep birlikte yeriz işte. Yemeğimiz ne olacak ki? Etmiyorum Deniz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Gözümün içine baka baka başka erkeklerle gönül eğlendirmene izin veremem. Ben bunu yapamam. Bu kadar mıydı ya senin bana verdiğin söz? Çınar, sen bana güvendiğini söylemiştin. Sen benim güvenimi boşa çıkardın. Beni hayal kırıklığına uğrattın Deniz. Ben inanamıyorum sana ya. Ben sana inanamıyorum. Ben seni bu kadar yanlış tanımış olamam Çınar. Seni yanlış tanıyan esas benim. Benimle oynamana izin verdim. Ama bitti. Bu evlilik oyunda bir nokta koyma zamanı geldi. Buraya kadar. Yazık. Çok yazık Çınar. Kadın konağa yapıştı resmen.
Ay yakında buraya da yerleşir, hiç şaşırmam. Tehlike gösteri gösteri geliyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Alo? Abla, bu kadını hemen evimden al lütfen. Hangi kadın? Ay hangi kadın olacak? Sevgili görümcem Jale tabii ki. Kadın geldi, konağa yerleşti sanki. Çıkmıyor ya. Tutkalla yapıştı sanki. Ay söküp atamıyorum. Jale konakta mı şu anda? Ay nerede olacak abla? Evet konakta. Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kadın konaktan çıkmıyor diyorum. Geldiği de yetmiyormuş gibi. Yani zoraki kendini akşam yemeğine davet ettirdi. Ay bu kadar da olmaz ki canım. Ay, yani utanmasa yatıya kalacak. Görgüsüzün teki. Ya ben mi gönderdim kadını başına? Bulmuş bir boşluğu çıkıp gitmiş işte. Ya ben sen mi gönderiyorsun diyorum. Ya gelmesine önlem al, bir şey yap. Onu söylüyorum. Tamam, eve geldiği zaman uyarırım. Eve geldiğinde değil. Hemen çıkar şu kadını evimden. Ben bilirim böyle tipleri. Hayatı boyunca göremeyeceği imkanları gördü tabii. Peşini bırakmıyor. Sinirotu ediyorlar beni ya. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ben bu kadınla. Oh Şale. Nasıl ne yapacağımı biliyorum. Bak bakalım gidebilecek misin konağa? Bak. Gözlerinden belli. Anlatmıyorsun ama bir şeyler olmuş ve sen anlatmıyorsun bana. Halacığım, iyiyim. Dün çok çalıştım, uyuyakalmışım. Ama sersemliği var üstümde. Bak bir şey var da bana söylemiyorsan kırılırım gerçekten. Gerçekten iyiyim. Çınar'la aranız nasıl? İyi misiniz? Bak insan her şeyi annesine anlatamaz. Hala, bak biraz daha böyle sorular sormaya devam edersen ben burada imdat diye bağıracağım ama. Telefon çaldı, dua et. Yoksa seni rahat bırakma. Alo. Jale nerede kaldın? Ay biraz işim uzadı hayatım. İşlerimi tamamlayıp geleceğim. Ben işlere bir anda yüklenmişim ya. Onun için böyle başım döndü. Ben çok kötü hissediyorum kendimi. Daha erken gelebilir misin? Tamam tamam. Geliyorum ben birazdan. Sen şimdi yat, uzan, dinlenmene bak, tamam mı? Haydi görüşürüz. Bir şey yok değil mi? Yok canım. Beni özlemiş. Yanında istiyor beni. Birlikte gelseydiniz keşke. İşleri yoğundu. Sonra ben de üstelemedim pek. Ne diyordum ben ya? Her şey anneye anlatılmaz. Halam burada. Bana anlatacaksın. Bende her şey sır kalır. Tamam halacığım. Gidiyor musun sen? Şimdi aklı bende kalır. Ben gideyim. Yemeğe başka bir zaman gelirim. Tamam. Ayağına sağlık halacığım. Aa gidiyor musunuz? Ay evet. Yemeğe artık özel olarak gelirim ben. Hay Allah. Yemeğe kalmadığınızda çok üzüldüm. Yalçın Bey'e çok çok selamlar söyleyin. Böyle bir konakta tek başına olmak çok zor olsa gerek. Ben seni geçireyim halacığım. Densiz. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Hoş bulduk Elvan. Elvan, Yalçın Bey'in bavulunu boşalt. Peki efendim. Kirlerinde makineye yatarsın. Elvan, üstteki gri kalsın, alttakini götürebilirsin. Siz nasıl istersiniz Yalçın Bey? Yalçın, haber vermeden gidiyorsun, haber vermeden geliyorsun. Bu nasıl iş? Hayatım, o toplantı senin, bu toplantı benim, pilim bitti zaten. Ha, çok yoğundun yani. Yoğun olmadığım zamanlarda oldu. Peki o zamanlarda ne yapıyordunuz Yalçın Bey? Sizi özledik küçük hanım. Ay tamam dur şimdi salonun ortasında. Ne var canım? Kaç yıllık eşim değil misin? Aa, kaç yıllık eşini aramak gelmiyor ama aklına. Sürpriz yaptım, ne var bunda? Hem sana çok güzel hediyeler aldım. Ay bırak şimdi hediyeyi. Git Esin'i gör. Çok özledi seni.
Hediyeleri yatak odasına bakarız o zaman artık. Her sezon aynı şeyler ya. Bunu da aldım. Bu da var bende. Ondan sonra Esin neden kıyafet bulamıyor? Gerçekten sıfır yaratıcılık ya. Peki yaratıcılık konusunda babanın sürprizleri nasıl buluyorsun sen? Baba! Gel buraya. Neredeydin sen? Canım kızım. Ya çok özlemişim seni. Asıl ben seni çok özledim canım bizim. Kızım. Sen büyüdün mü? Yok artık baba. Artık büyümem herhalde. Hadi gel. Anlat bakalım. Ne yaptın ben yokken? Hiç. Öyle bildiğin gibi. Sen niye haber vermedin geleceğini? Sürpriz yaptın. Fena mı oldu? Müthiş oldu. Annem de havaları uçmuştur. Bakalım sen havaları uçacak mısın? Ne o? Aç bakalım. Baba, inanmıyorum. Unutmamışsın. Unutmuyorum hiç, canımın içi. Sen de küçücükken benden mızıka istiyordun ya her yurt dışına çıktığımda. O kadar toplantının arasında dükkan gezip sana mızıka arardım. Babam ya. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Ben de seni çok seviyorum. Mızıka sesini duyunca hep çocukluğum aklıma gelir. Yalçıncığım herkesi düşünmüş. Çınar senle konuşamadık. Evlilik nasıl gidiyor? Deniz'le bir yastıkla kocaman fikrine iyice alıştınız mı? Güzel gidiyor abi. Evet. Her şey yolunda. Yalçın anlat bakalım işler nasıl gitti ha? Çok iyi baba. Özellikle son bilançoyu gördüğünde benimle gurur duyacaksın. Boşuna gitmemiş yani, ha? Çin piyasası nasıldı abi? Seneye Kocabay Holding olarak o piyasanın yarısını ele geçireceğiz. Bu soruyu bana o zaman sor. Bu arada yatırımcılar projelere bayıldı. Bir kısmı gelip bizzat görmek istiyor. Hadi bakalım. İşler iyi gitti diyorsun ha? İyi demiyorum baba. Çok iyi diyorum. Bizim projelere bayıldılar. Benim geçen senelerde saha araştırması yaptırdıklarım vardı ya. Hı. Onlara ciddi ilgi gösterdiler. Bizim oradan sadece iki yatırımcıyla işbirliği yapmamız demek. Kârlılığımızı tam 5 kat arttırmamız demek. Bu işbirliğinin bu kadar verimli olacağını doğrusu düşünmemiştim. Aferin. Tebrik ederim abi. Senin yaptığın bu yatırımlar gelecekte bayağı kazanç sağlayacak bize. Çınar, sana bir abi tavsiyesi vereyim. İş hayatında disiplinden asla taviz vermeyeceksin. İş her şeyin önünde gelecek. Yalçın, sen yokken Çınar şirketleri çok iyi idare etti. Senden kalan bütün toplantıları, görüşmeleri tamamladı. Hatta kredi görüşmelerini bile bitirdi, değil mi? Senin sayende baba. Senin desteğin olmasa ben bunların hiçbirini yapamazdım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Erken mi yatacaksın kızım? Evet anneciğim. Çok yorgunum. Hadi iyi geceler. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Ay ben de öyle yorulmuşum ki ya. Akşam olunca insan daha çok anlıyor. Ben sormayı unuttum sahi. Sen neredeydin bugün? Gittim. Bir arkadaşım vardı. Buradan taşındı başka bir mahalleye. Biraz rahatsızlanmış. Onun yanına gittim. Annesi gelince de hemen buraya geldim işte. Allah sağlık versin. Ay dur ne olur Aysel'cim ben yaparım. Sen bugün de aradın zaten. Dinlen birazcık. Ya o değil de. Saat kaç oldu ya? Şevki hala ortada yok. Hayatım iş bakıyordur adamcağız. Güven birazcık. Ya arasın aramasına da yine şu kumar illetine düşer diye korkuyorum. Ay Allah aşkına koca adam söz verdi sana. Ben kefilim bir daha asla yapmaz.
Arkadaş oyuna girecek 5 kuruş param kalmadı ya. E daha ne bekliyorsun burada bizader o zaman? Ya bir kredi mi açtırsın acaba? Bak daha çok batacaksın. Yine benden bilme bu sefer. Ya birader sen ayarla gelirsin merak etme ya. Eminsin yani? Kazanacaksın öyle mi? Ya eminim eminim. Hem kaybettiklerimi kazanacağım hem düzene para kazanacağım bak. Bakacağız çaresine. Yalnız bak aramızda kalsın. Senin için yapıyorum başkası duymasın. Tamam birader sen merak etme. Sen ayarla ben kimseye söylemeyeceğim. Söz aramızda sır olarak kalacak. İyi bakalım. Hadi eyvallah. Abi versene şunları. Eyvallah. Hadi şeytanım olsun. Eyvallah birader.